Azerbaycan Türkiye kardeşliği varsa burada da Pakistan Türkiye kardeşliği. Arkada da Azerbaycan Pakistan kardeşliği. Merkezde biz var. Bir tarafımızda Pakistan, bir tarafımızda Azerbaycan. Herkes kendini kendisinden sayan, yani diğerini kendinden ayırmayan 3 ülkeden bak. Pakistan'ı Amerika Birleşik Devletleri tehdit eder. Amerika her önüne geleni, yani benim dişini geçirebileceğini tahmin ettiği herkese tehdit. Pakistan lideri Amerika'nın gönderdiği bir mektup ve içeride neler yaşandığında üstün körü bak, tam da detay veremiyor. Ama içeride bir ayaklanma hazırlığı olduğundan, bir takım böyle bir hareketlilikler olduğundan falan filan her birinden bahsediyor. Belli ki Pakistan kendi FETÖ'süyle, Türkiye'deki FETÖ benzeri bir yapıyla önümüzdeki süre mücadele etmesi. Şimdi Pakistan'ın bu noktada önemli avantajları var. Hangi avantaj? Bunlardan bahsediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir ülke var. Başında bunun Erdoğan diye bir lider var. Hiç yoktan yere burada bir an darbe tertip edildi. Amerika Birleşik Devletleri bu darbenin ipini incirlikten, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir şahıs üzerinden, yıllarca 30 sene 40 sene içeride öbeklenmiş bir yapı tarafından, aynı benzeri bir örgüt, dini hassasiyetleri kullanan bir örgüt Pakistan'da. Ama Pakistanlıların şöyle bir avantajı var işte. Türkiye'ye bakıp, Türkiye'de Erdoğan'ın yaptıklarına bakıp, Türk halkının yaptıklarına bakıp, bunlardan ders çıkartıp mücadelelerini ona göre şekillendirebilirler. Burada onlara öncülük edebilecek bir ülke var. Burada fikir alışverişi yapabilecekleri bir ülke. Türkiye bir dakika bekler mi? Beklemez. Pakistan'da bir karışıklık olsun, Azerbaycan ve Türkiye anında olaya müdahale et. Kimsenin şüphesi olmaz. Bu süreçte Pakistan bu mücadelede yalnız kalmaz. Pakistan ve Türkiye etle kemik gibidir. Ya düşünün ya. Tekrar düşünün. Nasılız Azerbaycan'la? İşte Pakistan'la da öyleyiz. Aramızda hiçbir fark yok. Pakistan'a gidersin. Oturursunuz bir lokantada, bir yemek yeme yerinde, bir markete gidersin, bir restorana gidersin. Nereye gidersen yersin, içersin. İşte bir güzel karnını doyurursun. Belki çayını kahveni içer. Görürsün duvarda bir Türk bayrağı. Görürsün bir Osmanlı. Var var. Her yerlerinde var. Kasaya gidersin. Hesabı ödemeye kalkarsın. Sana derler ki hesap ödendi. Ay efendim nasıl ödendi ya? Biz daha Pakistan'a geleli 3 gün oldu. Kimseyi tanımıyoruz. Nasıl ödendi? Osmanlı çoktan sizin hesabınızı ödedi derdi. Erdoğan'a olan sevgilerini anlatmak için ayrı bir yayın yapmamız lazım yani. Onu yani şöyle düşünün. Türkiye'de vaktiyle yayında olan Diriliş Ertuğrul diye bir dizi var. Türkiye'de çok büyük reyting yaptı. Türkiye'de çok önemli sinir uçlarına dokun. Böyle bir içeriden bir tarihi şuuru tekrardan alevlendirmek için önemli bir yapı. Türkiye'de çok izlendi. Türkiye'den kat be kat fazla Pakistan'dayız. Bizim kendi atamız. Onlar da atamız olarak görüyor ama onların bizim gibi değil. Onlar çünkü bizi önderleri olarak görüyor. Durum çok. Yani Erdoğan Türk sevgi, Osmanlı ecdadının sevgisini, bizim atalarımıza duydukları saygıyı, sadakati anlamamız için Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'da ne kadar izlediğini Google'da 3 saniyemizi ayırarak araştırsak durumu saatlerce anlatmaya hiç gerek kalmaz. Herkesin bir fikri olur. Bugün Pakistan lideri tehlikedeyse Türk halkı da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, Türkiye'nin lideri de elinden geleni yapar. Biz boşuna 3 ülke tatbikat yapmıyoruz. Ordularımızı toplayıp da dünyanın farklı noktalarında, ülkelerimizde irili ufaklı tatbikatlara, hem donanmamızda, hem kara askerlerimizde, hem hava kuvvetlerimizde boşuna yapmıyoruz. Böyle şeyler yaşayacağımızı biliyoruz. Azerbaycan, Türkiye, Pakistan üçlüsü hem Avrupa'nın hem Amerika'nın korkulu rüyasıdır. Bu kadar net. Bunu da küçük. Bu üç ülke kimseye boyun eğmeyin. Bundan hiçbir şüpheniz olmaz. Dünyanın dengelerini dizayn edecek gün. Hele ki bu üç ülkenin ordularının birleştiğini düşün. Pakistan ordu, Azerbaycan ordu, Türkiye ordu. Büyük bir Turan'dan bahsetmiyorum ya. Sadece üçünden bahsediyorum. İşte en çok korktukları hadise kimin? Amerika. Kimin? Avrupa. Kimin? İçimizdeki bunların uşaklarının en büyük korkuları bu. En büyük korkulu rüyaları bu. En büyük kabusları bu. Geceleri bu, gündüzleri bu. Amerika, Pakistan'a çok açık ve net söylüyorum ya. Gıcık oluyor. Gıcık. Deliriyor. Neden bu kadar sinir oluyor? Neden bu kadar gıcık oluyor? Neden bu kadar tiksiniyor Pakistan? Türkiye'nin çizdiği yolu takip et. Bugün Türkiye'nin çizdiği yolu takip eden her kim olursa olsun, hangi devlet olursa olsun, hangi lider olursa olsun, Amerika Birleşik Devletleri için tehdittir. Amerika Birleşik Devletleri için risktir. Avrupa'nın geleceğe dair hazırladığı planlar için, projeler için tehlikedir, tehdit. Yeni bir kuşak, yeni bir yol, yeni bir tarih yazıyor. 3'e 5'e bakmayın ya. 3'e 5'e bakmayın. Amerika Birleşik Devletleri vay efendim bizden güçlüymüş. Yok efendim onların çok parası varmış. Yok efendim işte şöylelermiş. Onların silahı daha fazlaymış, onların uçağı daha fazlaymış, onların parası daha fazlaymış gibi gibi şeylerden çekinmeyin. Bakın Türkiye bu toprakların ataları, ecdadımız. Hani bize gelirler 300 Spartalı'yı anlatırlar ya. Heymiş 300 Spartalı dünyaya
Ege'ye meydan okumuş. Okuduysa okudu. Var mı öyle bir şey? Ötopik bir dün. Gerçek bile. Yunan mitolojisi ya. Yaz çiz karada hop yaptım oldu. Gerçek değil. Ben size ama gerçek tarihten bahset. 800 adıyla. 800 Türk atlısı. 70 bin kişilik bir orduyu. Darmadağın. İki kralı öldü. 25 bin askeri denizde bu. Birçoğunu tarumar etti. Paramparça oldular. Ve kazandı o. Nereden mi biliyoruz biz? Ya bunun kanıtlı, tarihli, belgeli. Ne derler? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik derler. Boşuna demezler. Bakmayın onların 300 Spartalı. Bakmayın Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35'ine, F-16'sına. Bakmayın Rusya'nın bilmem ne işte S-400'üne, S-500'üne bilmem neyine. Bakmayın İngilizlerin parasına. Bakmayın İsrail'in dünyaya uyguladığı bu şımarık tavırlarına. Bakmayın bugün dünyanın içinde bulunduğu duruma. Değişiyor dünya, değişiyor. Değişecek de. Kimi güzellikle değişecek, kimi karanlıkla değişecek. Ambargo uyguladılar Türkiye'ye. Füze vermediler, siyalarımıza takacak kamera vermediler, kanat vermediler, mermi vermediler, silah vermediler, uçak vermediler, tank vermediler, helikopter vermediler. Affedersin bir tarafımıza giyecek don bile vermediler gerekirse savaş zamanı. Kıbrıs'ı hatırlayın. İşte bu ambargolar Türk füzelerini, ambargoyla Türk füzeleri günden güne akıllandı. Türk savunma sanayi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı müttefik ülkelerin uyguladığı açık veyahut da üstü kapalı örtülü ambargoların ardından insansız hava araçlarına, İHA'larına, SİHA'larına, dünya çapında elde ettiği başarı grafiğini, bunlarla başarımız ortada. Karabağ ortada, Libya ortada, Suriye ortada, Etiyopya'da ortada. Dünya satın almak istiyor. Polonya aldı. Başkası alacak. Diğeri daha fazla alma derdinde. TB3'lere Japonya bile talip. Rüştünü ispatladı. Aynı başarı grafiği. Akıllı füze ve hassas güdümlü mühimmat üretiminde de en kısa sürede bu başarıyı yakalamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ve bunun da ilk sinyallerini verdi. Türkiye'nin ateş gücü günden güne yükseliyor. Türkiye 2012 yılından itibaren adım attığı bu akıllı füze sistemlerinde özellikle son 5-6 yıl içinde önemli bir başarı elde etti. Türk SİHA'ları akıllı füzelerin getirdiği vurucu güç özelliğiyle yani ateş gücü kabiliyetiyle çok daha güçlü silah sistemleri olmayı başardı. Çok daha güçlü hava sistemleri olmayı başardı. Hassas güdümlü füze ve mühimmatlardan bahsediyor. Terörle mücadelede önemli bir role sahip olan bu silahlardan bahsediyor. Roketsan tarafından son yıllarda geliştirilen hassas güdümlü füzeler bu şekilde sıralanıyor. Size notlarımdan aktarayım. Cirit, lazer güdümlü füze, taktik füze silah sistemi, UMTAŞ uzun menzilli tank savar füze sistemi. AMLE'lerimiz var biliyorsunuz. L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzil tank savar füze sistemi. Tom Stand of mühimmatı. Bırakın satmayalım dünyaya ya. Hiç önemli değil. Bırak. Dünya baksın başının çaresi. Biz kendimiz kullanalım. Kendimiz üretelim. İpi bizim elimizde olsun. Başka hiçbir şeye gerek. Diğer noktaları yani hiç karıştırmaya gerek. Ne oluyorsa olsun. Ne bitiyorsa bitsin.